futbolun dahi çocuğu, Tesla'sı, Newton'u, Albert Einstein'ı, tabuları yıkan adamı Marcelo Bielsa kimdir? Bu kadar saygı duyulmayı ve övülmeyi hak ediyor mu? Hep beraber bakalım. Psikologlar çocukluktan başlar ya insanlardaki sorunu bulmak için. Biz de Bielsa'nın başarısı altında yatan sırrı öğrenmek için önce bir çocukluğunu inceleyelim. 1955'te Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu. Annesi öğretmen, babası avukattı. Yani varlıklı, geçim sıkıntısı çekmeyen, eğitimli bir ailede yetiştiğini söyleyebiliriz. Futboldaki klasikleşmiş düzene, alışıgelmiş sisteme aykırı olmak için doğdu. O namı değer El Loco, yani çılgın. Karadeniz'in hırçın dalgaları, İzlanda'nın yanardağları, Everest Dağı gibi sıra dışı adam. Seviyoruz böyle adamları. Deli olacak, dik başlı olacak, deli olacak ama en sonunda bunları yararına kullanan başarılı birisi olacak. Başarısız olsa kimse bu özelliklerini övmezdi zaten. Çocukluktan bu yana kitap ve futbol arası çok iyiydi. Sevdiği iki alanı birbirleriyle harmanladı. Çok sevdiği futbola 1975 yılında Newell's Old Boys kulübüyle başladı. Ama futbolculuğunda teknik direktörlükteki kadar yetenekli değildi. Ve 1980 yılında futbolculuğu bırakıp Newell's Old Boys'un ikinci takımında antrenörlük görevine başladı. Bu yıllarda ileride dünya ünlü futbolcu olacak iki genç keşfetti. Gabriel Batistuta ve Pochettino. Pochettino, Bielsa hakkında "O benim ikinci babam. Harika bir antrenör. Onu her zaman seveceğim." demişti. 1990 yılında Newell's Old Boys as takımının teknik direktörlüğüne getirildi. Bu 10 yıllık sürede kendini geliştirdi tabii. Tek düzelikten hoşlanmadı. Hep aykırıydı, hep farklı sistemlerin peşinden gitti. Daha sonra Meksika'nın yolunu tuttu. 1993-95 yılları arasında Atlas FC 1995-96 sezonunda kulüp Amerika'yı çalıştırdı. Meksika futboluna çok önemli katkılar oldu. Keşfettiği çok önemli futbolcular ülke futbolunun gelişmesinde büyük rol sahibi oldu. Meksika macerasından sonra yurduna döndü. 97-98 sezonunda Vélez Sarsfield'ı çalıştırdı ve sonunda Avrupa'nın yolunu tuttu. La Liga takımlarından Espanyol'un başına geçen Kurt Hoca burada sadece 3,5 ay kaldı. Bu zamana kadar çok başarılı bir kariyeri olmasa da futbol adamlarının dikkatini çekti ve 1998 yılında Arjantin milli takımının başına getirildi. 2004 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya kazandı. 1928'den beri futbolda olimpiyat şampiyonluğu kazanan ilk Latin Amerika takımı oldu. Aynı yıl düzenlenen Copa Amerika'da final oynadı fakat Brezilya'ya 4-1 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı. Copa Amerika'nın ardından görevinden ayrılan ünlü teknik adam kariyerine 3 yıl ara verdi. 2007'de Şili milli takımı başına getirilen Marcelo Bielsa eleme grubunda Brezilya'nın ardından ikinci olarak 2010 Dünya Kupası vizesi aldı. 2011-13 sezonunda Athletic Bilbao'nun başında İspanya La Liga'da boy gösterdi. İspanyol ekibiyle UEFA Avrupa Ligi finali ve Copa del Rey finalleri gördü. Buradaki performansı da bence gayet başarılıydı. Yeni bir düzen getirdi baskı ekibine ve halen o sistemin izlerini görüyoruz. 2014-15 sezonunda Marsilya'nın başına geçti. Burada başından beri bir huzursuzluk vardı yönetim ve Bielsa arasında. Ona danışılmayarak transfer yapılması Bielsa'yı kızdırmıştı ve bu gerginlik takıma da yansımıştı. Tecrübeli çalıştırıcının Marsilya kariyeri 1 yıl sürdü. Ardından İtalya ekibi Lazio ile anlaşan Arjantinli teknik adam sadece 2 gün sonra görevinden istifa etti. Başta demiştik ya değişik adam diye. Kim bilir neden böyle bir şey yaptı? Akıl sır ermez tabii. 1 Temmuz 2017'de tekrar Fransa Lig 1'e döndü ve Lille takımı başına geçti. Art arda gelen mağlubiyetler sonrası 22 Kasım 2017 tarihinde kulüple yollarını ayırdı. Şu ana kadar kariyerine baktığımızda aslında çok da abartılacak ya da övülecek bir tarafı yok gerçekten. El Loco'nun en büyük sorunu iletişim ve inatçılık. Şu ana kadar hiçbir şey kazanamamasının sebebi de bu. Kendi çizgilerinin asla dışına çıkmayan, en ufak bir problemde her şeyi silip atan bir adam. Daha sonra şu an sık sık gündeme gelmesini sağlayan Leeds United'ın başına geçti. Takımını ilk sezonunda Premier Lig'e yaklaştırsa da playoff'ta Frank Lampard'ın çalıştırdığı Derby County engeline takılmıştı. Geçtiğimiz sezon takımıyla mutlu sona ulaşan Bielsa, bu sezonda takımını oynattığı futbolla Premier Lig'de iz bırakan bir görüntü sergilemişti. Bielsa takımını Premier Lig'e çıkartmasının ardından FIFA yılın teknik direktörü ödülüne de aday gösterilmiş ve
oylamanın ardından 3. sırada kalmıştı. Burada oynattığı futbolla tüm futbol severlerin takdirini kazandı. Hangi takımda olursa olsun oynattığı mücadeleci ve hücum anlayışı futboluyla izleyenleri büyüledi. Halen daha öğrenecek çok şey olduğunu söyleyen Kurt Hoca, çalışma azmiyle de takdir topluyor. Kariyeri boyunca topa sahip olma oyunu oynatmaya çalışan Bielsa, oyuna böyle bakan birçok hocadan farklı olarak bu pas futbolunu olabildiğince dikey ve direkt bir şekilde oynama çabası içinde. Böylece pas futbolunu bir kontra takımı gibi oynayarak oyuna getirdiği tempo ve eforla birlikte izlemesi çok daha keyifli takımlar ortaya çıkıyor. Futbolda 30'a yakın formasyon olduğunu söyleyen Bielsa, takımların sahaya genellikle imzası haline gelen 3-3-1-3 veya 4-3-3 şeklinde diziyor. Onun döneminde Marsilya'da oynayan Bill Tuilama, Bielsa'nın antrenmanlarını şöyle anlatıyor. Her antrenmanın kusursuz olmasını ister. Her dokunuş ve her pas isabetli olmalıdır. Antrenmanlara her gün odaklanıp hazırlanmama çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yoğundu, çok yoğundu. Tüm bu egzersizleri, pas çalışmalarını tekrar üstüne tekrar ettikten sonra maçların, taktiklerin, hareketlenmelerin ve bunun gibi her şeyin adeta içine girerdik. Topsuz oyundaki hareketlenmeler, oyunun defansif ve ofansif tarafı, bütün oyuncular hazırlanır ve antrenmana aç olurlardı. Marcelo Bielsa'ya ilgili konuşan Guardiola, idolünün Johan Cruyff olduğunu ancak Bielsa'ya da hayranlık duyduğunu belirtti. Muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişidir diyen İspanyol teknik adam, takımlarının yönetmesi açısından o eşsiz, kimse onu taklit edemez ifadelerini kullandı. Dünya futbolunun daha iyi çocuğu, daha iyi teknik adamını elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Futbolda hayat gibidir. Biraz deli olacaksın, hırslı olacaksın, kendini kaptıracaksın, aşkla yaşayacaksın. Her şeyi aşkla yapacaksın. Bielsa da böyle yaklaşıyor futbola. Her zaman öğrenmek istiyor. Her zaman herkesten bir şeyler öğrenmek için çabalıyor. Hiçbir zaman pes etmiyor. Şu ana kadar çok başarılı bir kariyer olmasa da birçok kişinin kalbinde tat kurdu Bielsa. O bizim delimiz, o bizim dahimiz. Bu video ile ilgili ve başka sorularınız varsa yorumlarda lütfen bizimle belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Futbolla kalın, güzellikle kalın, hoşça kalın.